Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, bu hastalık vesilesiyle aşağı yukarı 1,5 ay kadar bu sohbetlerden bir derece mahrum kaldık. Ama Cenab-ı Hak Şafi ismiyle imdat etti. Bize sıhhat ve afiyet bahşetti. Bize sıhhat afiyet bahşeden Cenab-ı Hakk'a hassiz, nihayetsiz şükürler olsun. Minel ezel ilel ebed. Bir söz var, her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır. Bir tabir var, sürdürebilirlik. Şartlar değişti. Eski hala dönmek şu anda sünnetullah kanunlarına göre herhalde belki bir müddet daha bekleyeceğiz. Sabır, tevekkül ve teslimiyet içerisinde şartlar, zaman ve mekanın değişmesiyle beraber bizim tebliğ ciddiyetimiz ve temsil manamız değişmeyecek. İnşallah son nefese kadar Hakkat-ı Kur'ani'yi istatlarımız nispetinde beyan ve ifade etmek için gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak gayretimizi ziyadeleştirsin, himmetimizi âli kılsın, istikametten zerre miskal ayırmasın. Bir derece uzun bir ayrılıktan sonra sohbete başladığımız için bu ilk derste ne okuyabiliriz diye düşündüm. Besmele. Her şeyin işi başı rahmete mazhariyet noktasından Bismillah'ın sır ve hakikatlerinden bahsetmenin hikmete daha mutabık olacağı kanaatiyle birinci sözden İnşallah sohbetimize başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âli ve sahbihi ecmaîn. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettim. 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz, Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı hal ile virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın, himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazı bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selamette gezdi. Bir katı tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim, şaki defolur gider, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatında öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrin hassizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedi ve hakim ezelisinin ismini al,
ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremekten kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz, kanın namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah'dir, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinat eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah'tır, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah'tır, matbaa-i kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç, otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der, sert taş ve toprağı deler geçer, Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraklardaki köklerin kemal-i suhulette intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddet harete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş akması, yaş kalması tabiinin ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabat, salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar birer asa-i Musa aleyhisselam gibi fekul nadri bi asakel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder ve o sahara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya nari kuni berden ve selamen ayetini okuyorlar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyle ise Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap, evet, o min'imi hakiki bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler, Ahad-ı Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakiki unutmak ondan
bin derece daha belahettir. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen, ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Evet, dersimizi okuduk. Bu ders bir takrir metodu. Takrir metodu şu, bir fikir ve düşüncenin bir araç kullanmadan doğrudan doğruya okuması, bildiğini aynen aktarma metodudur. Şimdi biz takrir metoduna göre elhamdülillah dersimizi okuduk. Şimdi bu derse medar bir kısım sır ve hikmetler, hakikatler üzerinde durmamız icap ediyor. Hazreti Ali demiş, ilim nokta ve nüktedir. Zannediyorum nokta hükmiyeti. Nükte de o işin püf ve ince noktalarını beyan etmektir. Birinci sözü hepimiz okuduk. Birinci sözün başında çok cali bir dikkat, bir paragraf var. Bu paragrafı hakimane tahlil ederek derse başlayalım. Bakın, zannediyorum hiçbir nur talebesi yoktur ki sözleri eline almış olmasın. Ve hiçbir nur talebesi yoktur ki sözler içerisinde birinci sözü okumasın. Birinci sözde dikkat ederseniz çok önemli bir hayat boyu üzerinde hassasiyetle durmamız lazım gelen temel esaslar beyan edilmiş. Şimdi ibretle, dikkatle, teenniyle okumaya başlayalım. Ey kardeş, bakın. Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Bakın, bu bir. Birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Nefsimle beraber dinle. Bu bir. İkincisi, çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. İkinci cümle, ben nefsimi, bakın, herkesten ziyade, Bediüzzaman gibi bir zat-ı aziz, ferdiyetin reyhanı, marifetin sultanı, ferdi feridi zaman, Hazreti Bediüzzaman'ın şu ifadesine bakın, ben nefsimi herkesten ziyade nasihat muhtaç görüyorum. Bu etti ki, vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Bu etti 3. Şimdi kısaca avam nisanıyla nefsime diyeceğim. Bakın, bu paragrafta 4 tane altını çizerek ifade ediyor. Bak, nefsimle beraber dinle. 1. Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. 2. Biraz uzunca nefsime demiştim. 3. Şimdi kısaca ve avam nisa nefsime diyeceğim. 4. Kim isterse beraber dinlesin. Dikkat ederseniz burada muhatap, bak, müellifin bizzat kendisidir. Kim isterse diyor. Bak, yani muhatap isterse, İştiyakı varsa, acını hissederse, hakikate ciddi talip ise dinlesin. Ama demek ders nefsimizindir. Şimdi bu noktaya nazardan, hakikat noktasında bakınca şöyle bir mana akla geliyor, kalbe görünüyor. Yani hakikat noktasında Risale-i Nur başkalara okunmak için okunmaz. Risale-i Nur evvelen bizzat nefsinde yaşamak için okunur. Şimdi bu paragrafın tahlilini eğitim ve öğretim metotları noktasından baktığımızda
Gerçekten Risale-i Nur'un eğitim-üretim noktasından bugünkü modern eğitim metotlarının çok daha ilerisinde güzel ölçüler bize kazandırdığını müşahede etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi ülfetten muhafaza etsin. Aslında Risale-i Nur üslup inceliği ve beyan zarafeti itibariyle mantık ve muhakeme sentaksi içerisinde aklı ikna ediyor, kalbi de işmam ediyor. Şimdi bu paragrafta Hazreti Bediüzzaman'ın takdim ettiği metot ben eksenli eğitim metodudur. Ne demek? Bunun üzerinde biraz duralım. Tabii eğitimci kardeşlerimiz bunu belki biraz daha iyi bilir. Bu konuda vukufiyet ve resuhiyetleri vardır. Ben eksenli eğitim metodu nedir? Ben eksenli eğitim metodunun işte çok güzel bir örneğini Hazreti Üstad bu paragrafta bize takdim etmiş oluyor. Yani müellif, yani bu kitabı telif eden zat, bizzat nefsini muhatap alıp doğrudan doğruya nefsine seslenmektedir. Demek ben eksenli eğitim metodunun esprisi, kitabı yazanın bizzat nefsini muhatap alıp nefsine seslenmesidir. Niye sesleniyor? Çünkü bu seslenişin arkasında okuyucuları tahkir etmek, aşağılatmak manası yoktur. Yani muhatabını tezih ve tahkir etmek manası yoktur. Yani psikolojik olarak bakarsak muhataplarını bu tekniği kullanan insanlar itiraz, hiddet ve şiddet psikolojisine sevk etmeden muhataplarına kavli leyin ile hakikati beyan etmiş olurlar. Bu tekniğin faydaları ne? Bu tekniğin pek çok faydaları var. Evvela birinci faydası muhataba da muhalefet ruhu uyandırmaz. Muhalefet ruhu uyandırmaz. Çok önemli. Başka duygu, ham duygu ve düşüncelerin yükselmesine de fırsat vermez bu teknik. Başka muhataplarını itiraz havasına sokmaz. Neden? Çünkü üslup yumuşaktır, okşayıcıdır. Ve bu tekniğin metodu nedir? Kısaca ifade edersek bu tekniğin metodu hakimane tahlillerdir, dakik ölçülerdir, ince nüktelerdir. Demek rahatlatıcı bir ortam içerisinde muhataplarını, dinleyenleri, okuyanları ağır ağır adımlarla kabullenme psikolojisine götürür. Daha açıkçası itham edici, onur kırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü cümle ve kelime kalıplarını kullanmaz. Demek bu tekniğin esası zariftir, latiftir, okşayıcıdır, yumuşak ve münis bir anlatımdır. Teknik tabirle bu muhatabını incitmeden tedavi etme tekniğidir. İşte bu teknikten hareketle tebliğ görevi Müslümanların üzerine, ulemanın, alimlerin üzerine tebliğ farz-ı ayındır. Ümmete farz-ı kifayedir. Dolayısıyla Risale-i Nur'u takdim pozisyonunda olan kardeşlerimizin, abilerimizin kavli leyin ile yani sen niye yaptın, niye vurdun, niye kırdın, niye yıktın, niye parçaladın, niye kopardın, yine tahrip ettin değil mi? Latif, zarif, okşayıcı, yumuşak bir anlatımla Risale-i hakikatlerini tebliğ etmesi gerekir. Demek muhataplarını incitmeden tedavi eden bir teknik ve bir metottur. Bunun yolu nereden geçer? Bunun yolu zannederim üç kelimeden geçer. Fıtrilik, hasbilik ve safilik. İşte bu tekniğin püf noktası dersi evvelen bizzat nefsine okumaktır. Allah rahmet eylesin. Bir hoca abimiz vardı. Direğetti bir molla müderris.
O anlatmıştı, Allah rahmet eylesin, vefat etti yıllar önce. O diyordu, Arapçada bu kuvveti ruhsiyeti olan bir hoca efendi, ben diyordu, Risale-i tanımadan önce kürsüye çıkıyordum. Hep insanlara konuşuyordum. İthamla, izahla, hiddetle, şiddetle, bir de şark uslubu ile, bazen de kaba ifadelerle konuşuyordum. Sonra diyor, Cenab-ı Hak bana Risale-i ikram ve ihsan etti. Ve sonra kürsüye çıktığım zaman nefsime karşıma aldım. Bizzat nefsimi muhatap ettim. O zaman hem ders tatlılaştı, hem o dersin kutsiyet ve manası gönüllerde daha ziyade masaddak oldu. Demek bu noktaya nazardan bakınca bizim görev ve sorumluluğumuzu nefsimizde bizzat yaşayıp görev ve sorumluluğumuzu başkalara ihale etmemektir. Şimdi bu metot üzerine konuştuk. Tabii bu metot üzerine konuşurken ister istemez şöyle bu birinci söze girmeden önce Risale-i Nur'daki eğitimin gaye ve hedefi nedir? Bunlar üzerinde bugün biraz açıklama yapmak istiyorum. Çünkü muhataplarımızın birçoğu eğitimci, öğretmen, okur yazar kitlesi olmuş olduğu için herkeste aşağı yukarı belli bir kültür seviyesi var. Bu noktadan Risale-i Nur'daki eğitimin gaye ve hedefi zannediyorum 3 noktada temerküz ediyor. Yani hakiki hakikattar bir nur talebesi Risale-i Nur'u okurken, mütala ve müzakere ederken bu gaye ve hedef 3 noktada temerküz etmesi lazım. Birincisi, imana medar mesailin, meselelerin tezekkür ve tefekküründe, tezekküründe birinci nokta hakikatları idraki melekelerle süzmek. Yani demek ki bizim birinci görevimiz bir iman hakikatine muhatap olduğumuz zaman, okuduğumuz ve dinlediğimiz zaman ilk görevimiz, ilk sorumluluğumuz idrak melekeleriyle süzmek. Bu süzme bizi nereye götürür? Hakikati tefekküre götürür ve tahlil kabiliyetinin inkişafına kuvvet verir. Birinci nokta bu. İkincisi, hakikati Kur'aniye kalbi bir hasletle yönelmek. Kalbi, gönlünü, kalbini, izanı kalbi işin içerisine sokacaksın. Demek kalbi bir yöneliş, kalbi bir yöneliş, işten gelen bir teveccüh manasında yönelmek de netice itibariyle bizi takvaya ve huzur iklimine taşıyabilir. İkinci nokta bu. Peki üçüncü nokta ne? Risale-i Nur'un mütala müzakeresinde ciddi dikkat, ifrat ve tefrite düşmeden ameli olarak hakka yürümek. Bu da bizi hayatta istikamet ve itidal ve dengeye götürür. Demek bu üç mana Risale-i Nur'un mütala müzakeresinde öne çıkması icap eder. Tabi Risale-i Nur'da iman hakikatlerine baktığımız zaman Risale-i Nur'da tevhid ve ahiret inancı özellikle işlenmiştir. Niye bunlar öne çıkmış? Çünkü Risale-i Nur en büyük bir ders-i Kur'an'ıdır, hakikati imaniyedir. Dolayısıyla Risale-i Nur'un mütala ve müzakeresi evvela bizi muhasebe ve murakabe noktasından odaklı bir hayat anlayışına götürür. Allah var, ahiret var, mizan var, hesap var. Bunun muhasebe murakabesinde odaklı bir hayat. Buna odaklı bir hayat. Bu bizi istikamet ciddiyetine götürebilir. Tevhid ve ahiret inancı Risale-i Nur'da işlenmiş olduğu için bu hakikatların mütala müzakeresi de hak, hukuk ve adaletin tesisine kuvvet veren bir unsurdur. Bu cemiyet hayatı için ve şahsi hayatımız için de önemli. Hakka riayet etmek, hukuku çiğnememek, adaletin tesisini nefsimizde, hayatımızda tekmil etmeye çalışmak ve cemiyet noktasından bakınca tevhid inancı ve ahiret inancı bizi istikamete, saadet ve kıvama fiilen kuvvet verdiren hususiyetlerdir. Demek Risale-i Nur'u böyle hakimane dikkatle ve sürekli okuduğumuz zaman
evvela üç noktadan da hisse almamız icap ediyor. Bunun birincisi, dimağı fikri kargaşa ve kirlerden arındırmak. Safi tevhid, ismi kuddüse mazhariyet, dimağı kirlerden, küfürden, dalaletten, sapık fikirlerden temizlemek. İkincisi, kalbi iman ve yakin nuru ile iç dünyasını tezyin etmek. Üçüncüsü, hayatı rıza dairesinde güzelleştirmek manasındaki bir görevi elhamdülillah yüklenmiş oluyor. Gerçekten Risale-i Nur'u eğitim ve öğretim, buna başladık, biraz buna devam edeceğiz inşallah. Bunlar önemli şeyler. Tahkik noktasından önemli. Risale-i Nur'daki eğitim anlayışını tek bir kelimeyle, bir cümle ifade edersek, Risale-i Nur akıl ve kalp mutabakatıyla gidiyor. Risale-i Nur'un ders halkası, marifet sofrasında işin esprisi, püf noktası akıl ve kalp mutabakatıdır. Yani muallim, akıl, muallim, kalp mürebbi vazifesini ifa edecek. Yani muallim, hakikatların talim ve tedrisi. Muallimden anlayacağımız mana herhalde şu olması icap ediyor. Hakikatları talim ve tedris edeceğiz. Mürebbiden manası da duygu ve latifelerimizi Kur'an'ın ışığında inşallah terbiye edeceğiz. Bu işte, yani bu işin zannediyorum iki önemli sırrı var. Biri niyet dairesindedir, biri de amel dairesindedir. Bu sır. Nedir bu sır? Kanaatimize göre niyet dairesindeki sır saffet ve samimiyettir. Hulusiyet ve ihlastır. Bak, Allah'a giden yolda halis, hasbi ve safi olmaktır. Bu niyet dairesi. Peki Risale-i Nur'un okunmasından hasıl olacak ikinci sır nedir? Amel dairesidir. Amel dairesinden de mattup nedir, maksut? İstikamettir. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor, Süre-i Hud beni ihtiyarlattı. İstikamet. Dolayısıyla istikamet, Müslümanın dünyasında farz-ı daimidir. Son nefese kadar gitmek. Allah ayağımızı kaydırmasın, istikametten uzaklaştırmasın. Evet, Risale-i Nur şu noktaların da altını çizerek meseleyi biraz daha derinleştirerek ifade etmeye çalışalım. Dersin deruni boyutu ihlastır. Dersin derini boyutu, niyet dairesindeki saffeti ve derini boyutu ihlastır. Bütün varlığıyla Hakk'a yönelmek, safileşmek ve berraklaşmaktır. Demek bir Müslümanın iş dünyayı fetheden ders, yani okuduğumuz ders eğer iş dünyamızı fethediyorsa, İçimizde kalbimize nur, idrakımıza ölçü, duygu ve hislerimize muvazene, denge, itidal getiriyorsa, iş dünyayı fetheden ders daha muktedirdir, değil mi? Daha kalıcıdır ve daha etkileyicidir. Bu nokta bir. İkincisi, gönülleri ferahlatan, hayata güç ve enerji veren, gönülleri ferahlatan, hayata güç ve enerji veren, kalbe nur ve istikamet veren bir talim, bakın, gönülleri ferahlatan, dersi okuyorsun, gönül ferahlanıyor, için inşirah ediyor, imsat ediyor. Sanki dağlara çıkmışsın, nesim-i nevbahar gibi, o latif rüzgarların, İnsanın göğsünde yaptığı intişar ve inkişaf gibi ders-i Kur'an'ı eğer okuduğumuz dersler, yaşadığımız dersler, mütalaa ettiğimiz dersler gönüllerimizi ferahlatıyorsa,
hayata güç ve enerji veriyorsa, kalbe nur, hayata istikamet veriyorsa, işte böyle bir talim daha parlak, daha tatlı ve daha munistir. Demek daha parlak, böyle bir talim. Daha parlak, daha tatlı ve daha münistir. Üçüncü nokta, insan şahsiyetine itibar eden, muhataplarını tahkir etmeyen bir tedris. Daha safi, daha halis ve daha mükemmeldir. İşte bu manaları elhamdülillah kemal manada Risale-i Nur'da buluyoruz. Demek işte Risale-i Nur'u dinlerken, Risale-i Nur'u okurken Allah bizi bu manalara masaddak kılsın. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u açtığımız zaman Risale-i Nur'un birçok yerinde Üstad doğrudan doğruya nefsine hitap ediyor. Ey nefsim! Fedakarlıkta niçin geri kalmak istersin? Bak, ey nefsim! Risale-i Nur'u taradığımız zaman pek çok yerde muhatap insanın nefsidir. Demek dersin tedrisinde, taliminde, müzakeresinde, mütalasında nefsine okumak. Nefsine dinlenen ders, nefsini ikna eden bir ders, nefsine muhatap eden bir ders, hakikat noktasında daha feyizlardır. Sen hakikati nefsinde yaşarsan, o yaşamanın hararet ve güzelliği inekas sırrıyla muhataplara da ala küllâne yapacaktır. İnşallah yansıyacaktır. Bir zaman bir yönetmenin bir makalesinde, bir yazısında okumuştum da çok hoşuma gitmişti. Aktör, işte film çekiliyor. Yönetmen tecrübeli, dünyanın en meşhur yönetmenlerinden birisi. Adam rol yapıyor ama rol fıtri değil. İçinde şov var. Tam maharet yok. Tam kendini kaptırmamış. Yönetmen kızıyor. İfade ettiği cümle benim çok hoşuma gitti. Bu aynı zamanda bizim için bir ders, bir ölçü, bir mikyas. Aktöre söylüyor, bağırıyor. Oğlum diyor. Yapma oğlum. Rol yapma oğlum. Yaşa, yaşa. Rol yapma oğlum. Rol yapma, yaşa. İşte bu tebliğ ciddiyeti noktasından, Kur'an hakikatlerinin kalp ve gönüllere inekası noktasından hepimize düşen görev ve sorumluluktur. Demek İçimizin saffeti, hulusiyetimiz, samimiyetimiz, gayretimiz, ciddi mütala ve müzakeremiz manasındaki tezahürler rol değil, şov da değil. Cenab-ı Hak gösterişten bizi muhafaza etsin. Cenab-ı Hak zevahirdeki ahvalatın şerrinden bizi korusun. Bakın, alkış hissi maneviyatın aklını bulandırır. Demek hizmetimiz daha safi, daha fıtri, daha halis olursa kalp ve gönüllerdeki inşallah biiznillah Allah'ın izniyle müessiriyeti daha ziyade olabilir. Kalplere yansır, gönüllerde masaddak bulur. O ders-i Kur'an'ın feyzinden, hakikatinden, envar ve esrarından elhamdülillah ziyadesiyle istifade etmiş oluruz. Bu noktaya nazardan şu hakikatların altını çizerek dersimizi tamamlayalım. Bu gece bununla iktifa edelim. Yaşayan yaşatır. Yaşayan yaşatır. Yaşamayan yaşatamaz. Yaşamayanın sözleri silik olur. Ağızdan çıkar. Ağızdan çıkan söz ancak kulağa gider. Kalbe dökülmez. Onun için burada üzerinde durulması lazım gelen son cümlelerimiz şudur. Bu bir kanun.
Bu kanunu yaşadığımız nispette derslere meder güzellikler inşallah kalplerde, gönüllerde biiznillah masadak bulacaktır. Bu kanun nedir? Bu kanun şudur. Yaşamayan yaşatamaz. Yanmayan yakamaz. Hizmeti dava edinmeyen başkalara ciddi manada ulaşamaz. Dert edinmeyen, Kur'an hizmetini dert edinemeyen dertleri çözemez. Cenab-ı Hak yaşayanlardan, yaşatanlardan, Hakkat-ı Kur'an'ı fi sebilillah takdim eden halis kullarından bizi kılsın. Bir an-ı seyyale nefsimize bırakmasın. Hakkat-ı Kur'an'ın talim ve tedrisinde bizi safi, bizi fıtri, bizi halis kılsın. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.